Kadıköy-Pazar Belediyesi'ndeyiz ve yanımızda Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Süliyeviç var. Merhabalar Faruk Bey. Merhabalar, hoş geldiniz Novi Pazar'a. Hoş bulduk. Evet, Novi Pazar'ın biraz Sırbistan içerisindeki ve Türk tarihindeki öneminden bize bahseder misiniz kısaca? Valla Novi Pazar bildiğiniz gibi Sırbistan'ın güneyinde Sancak dediğimiz bölgenin başkentiydi. Sancak Osmanlı döneminde Bosna Hersek'in bir parçasıydı. Osmanlıların Avrupa'da kaldığı en son nokta Novi Pazar'da ve Sancak bölgesi. Novi Pazar'da bir ticaret bir şehri. Dubrovnik'ten Selanik'e giden yolun ortasında, Dubrovnik'ten İstanbul'a giden yolun ortasında bulunduğu için çok önemli bir yerdi Osmanlı döneminde. Tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu tür ticari merkezlerin önemi biraz değişti. Yollar da başka şekilde başka coğrafyaya gittiği için Novi Pazar bir daha Belgrad gibi, Saraybosna gibi büyümedi. Bu şekilde 110-120 bin nüfuslu bir şehir olarak kaldı. Ama elbette biz burada Novi Pazar ve Sancak'ı sevdiğimiz için burada kaldık ve çok da memnunuz. Novi Pazar'ın ekonomisi en büyük ölçüde bizim tekstil firmalarla, yani işçiler en çok konfeksiyon ve tekstil üreten firmalarda çalışıyor. Belki de %60, belki de %70 tekstil konfeksiyon fabrikaları mevcut. Ondan sonra ayakkabı üreticileri de var, mobilya üreticiler. Onlar da sonra birkaç tane küçük metal sanayi fabrikası var. O şekilde yani milletin burada, onu da söylemek istiyorum, bayağı bir işsizlik problemi var ama çalışanlar genellikle bu fabrikalarda çalışıyor. Ama bir ekonomik altyapısı var Novi Pazar'ın geçmişten gelen. Ekonomik altyapısı var çünkü burada büyük iki tane büyük tekstil fabrikası bulunuyordu, devlet fabrikalar. Onlar şu anda çalışmıyor çünkü bildiğiniz gibi özelleştirme belki de düzgün yapılmadı. O fabrikalar zamanında diğer yani özel şirketlere geçmediği için o şekilde kaldı. Onun için birkaç tane büyük fabrika şu anda bomboş duruyor. Özelleştirme idaresinde hala özelleştirmeyi bekliyor. İnşallah onlar da özelleştirdiği zaman daha da büyük katkı sağlayacak şehrimize. Onun için de oradan kalan işçiler de tekstil uğraştığı için şu anda da hala o konfeksiyonda, tekstilde çalışıyorlar hala. Yani o yol kapanmış değil, hala devam ettiriyorlar. Yol kapanmış değil, elbette. Evet. Yol devam edecek inşallah. Hem tekstilde hem mobilyada devam edecek. Evet. Faruk Bey, ben şunu sormak istiyorum size. Biz birkaç gündür Sırbistan'dayız ve pek çok görüşmeler yaptık. Son dönemde çok ciddi gelişmeler var Türkiye-Sırbistan arasında. Hem ekonomik gelişmeler, hem siyasi gelişmeler var, hem çeşitli sorunların çözümüne yönelik gelişmeler var. Peki Sancak'ın merkezi sonuçta Novi Pazar. Sancak bölgesindeki siyasi ve dini sıkıntıların, siz bir idarecisiniz, halka yansıması nasıl oluyor? Yani siz bunu karşılığını halktan alıyor musunuz? Böyle bir sıkıntı olduğunun halk farkında mı? Özellikle son birkaç ay onu çözmek için çok uğraşıyorum. Evet. Hem Sayın Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu hem de Başbakan da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katkısıyla bu inşallah çözülecek. Sırbistan ile Türkiye arasında ilişkiler çok daha iyi seviye geliyor. Bu çok evet. önemli. Evet. Sancak'ta yaşayan Boşnaklar da bu iki ülke arasındaki köprü görecek. Biz bunun inancındayız. Türkiye'deki hükümet bunu inandığı için, anladığı için gerçekten şimdi bizim buradaki yerel problemleri de çözmeye çalışıyor. Biz evet. de buradan gerçekten çok teşekkür etmek istiyoruz. Çok büyük problemler onlar bizim için. Belki de dışarıda bakıldığı zaman onlar belki de fazla büyük gözükmüyor ama bizim buradaki daha düzgün, daha sakin yaşayabilmek için onlar büyük problemler.
Bunlar en kısa zamanda çözülecek. İnşallah Türkiye bunu anladı. Sırbistan'daki merkezi hükümet de bunu anladı. Evet. Bizim Bosna Hersek'teki merkez yönetim de bunu anladığı için şimdi artık hepimiz bu iş içindeyiz. Biz de burada yerel yönetim olarak en büyük isteğimiz odur zaten. Yani halkın, vatandaşın daha sakin, daha normal bir şekilde yaşayabilmesi için bu büyük problemleri de çözmek lazım. Onun için Türkiye'ye gerçekten buradan teşekkür etmek istiyoruz. İnşallah dediğim gibi onların yardımıyla bu iş en kısa zamanda çözülür. Siz bir idareci olarak tabii ki halkın huzur içerisinde, birlik içerisinde yaşamasını önemsiyorsunuz. Bu nedenle elbette ki Türkiye'nin burada yaptıklarını da önemsiyorsunuz. Ama tabii sadece siyasi çalışmalar, sadece toplumsal çalışmalar değil, ekonomik olarak da Türkiye'den sanıyorum çeşitli beklentileriniz vardır. Nuhi Pazar Belediyesi ve Sancak halkı olarak neler bekliyorsunuz? Nasıl çalışmalar yapılmalı Nuhi Pazar için? İşte dediğim gibi merkez yönetim Türkiye'deki, Sırbistan'daki, Bosna Hersek'teki bu İslam Birliği'ndeki problemleri çözmeye çalışıyor şu anda. İnşallah çözülür. Siyasetçi olarak biz onu zaten istiyoruz. Dediğiniz gibi huzur içinde milletin yaşayabilmesi için o tür problemleri çözülmesi lazım. Belki de şu anda en büyük problemi Türkiye tamamen problem ne olduğunu anladı. Onlar anladığı için direkt olarak problemin kaynağı tamamen şey yapmak istiyorlar. Tamamen kesmek istiyorlar. Ama problemin kaynağı zaten güçlüdür. Onlar problemin çözülmesi istemiyorlar. Çünkü problem çözüldüğü zaman onların görevleri, mesela bilmiyorum biliyor musunuz ama en son Türkiye'nin en son teklif ettiği yani anlaşmanın en son haliyle şu andaki İslam Birliği'ndeki yöneticiler, her iki İslam Birliği'nde, yeni bir İslam Birliği'nde yöneticilik yapamıyorlar. En büyük problem orada. Şimdi onlar her ikisi istemiyor onu. Yani halk gerçekten istiyor. Halk o kadar mutlu oldu ki Türkiye'nin bu duruma müdahale ettiğini. O kadar, yani o ilk günlerde inanılmaz bir hava vardı Nuhi Pazar'da, bütün Sancak'ta. Herkes o kadar mutlu oldu. Türkiye şimdi bizim problemi çözmeye çalışıyor. Sırbistan hükümeti de onu istiyor. Bosna Hersek de onu istiyor. Ama dediğim gibi İslam Birliği'nde, her iki İslam Birliği'ndeki en üst düzey yöneticiler onu istemiyor artık. Neden? Çünkü onlar artık yeni İslam Birliği'nde yönetici olmayacak. Onun için o kadar karşı çıkıyorlar ki inanılmaz. Ama inşallah dediğim gibi Türkiye problemi ne olduğunu öğrendi artık. Onun için benim inancım en kısa zamanda bu problemler çözülür. Evet, inşallah söylediğiniz gibi olur. Çünkü bazı gelişmelerin yaşanabilmesi için, işte Türkiye'nin olsun diğer Avrupa devletlerinin bölgeye ciddi yatırımlar yapabilmesi için de burada bu şekilde siyasi sorunların olmaması gerekiyor. Bir istikrar havasının yaşanması gerekiyor. Yani insanların ekonomik refahı için de bu sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Elbette bu noktada sizin gibi idarecilere ve önderlere, liderlere çok büyük görevler düşüyor. Peki Novi Pazarlı olarak ve Sancaklı olarak siz bu bölgenin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Vallahi ben bölgenin geleceğini gerçekten umutla bakıyorum. Çok büyük şeyleri düşünüyoruz biz Novi Pazar için, Sancak için. Dediğim gibi bu tür problemler çözüldüğü zaman burada ekonomik problemler de çözülmeye başlayacak. Yurt dışına gelen yatırımcı da gelecek. Türkiye'den gelen yatırımcı da olacak burada. Şimdi yok. Neden? Çünkü huzursuzluk içinde bir yatırımcı, bir iş adamın gelmesi beklenemez. Ama gelecek senelerde inşallah bunlar çözüldüğü zaman yatırımcı da gelecek. Millet de daha rahat yaşayacak. Bizim burada yani Boşnak kökenli vatandaş Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da yaşayan var. Onlar da orada bazı işler yapıyorlar. Onlar da belki geri dönecekler. Kendi paraları burada yatıracaklar. Biz de onu bekliyoruz. Gelecek ay, Ocak ayında inşallah Novi Pazar'da bizim spor salonunda bir fuar olacak. Onu da Novi Pazar Belediyesi ve Türkiye'deki bir firma Meridian Fuarcılık biz birlikte organize ediyoruz. Türkiye'den mesela tekstilciler getiriyoruz. Evet.
Fuar tamamen şey doldu yani hepsi satıldı. Yani biz o tür işleri yapmayı düşünüyoruz. O tür işler için uğraşıyoruz. Yatırımcı getirmek, buradaki ekonomik, buradaki halkın daha rahat, daha kolay yaşayabilmesi için elbette iş lazım. Onlara evet. iş vermek lazım. Çünkü buradaki halkın en büyük sıkıntısı istihdam. En büyük sıkıntısı işsizlik, evet. Biz onu çözdüğümüz zaman şey de gelecek. Yani Novi Pazar'ın geleceği belli zaten. Evet, bunları duyduğumuz zaman biz çok seviniyoruz. İşte gelecek işin Novi Pazar'ın tekstile yönelik çalışmalarının olması, TÜTİN yakınlarında bir organize sanayi bölgesinin evet, o da çok hayalinin olması, inşallah işte bir otoyol ve bir havalimanı çalışmalarının olması bölge için gerçekten çok büyük projeler. Bizler de bunları duyduğumuz zaman çok ümitleniyoruz bu bölgenin geleceği için elbette. Peki bu noktalarda sizin Türkiye'den beklentileriniz neler? Bu noktalardan biraz önce de dediğim gibi biz Türkiye'den iş burada iş yapabilecek iş adamı bekliyoruz. Yani buraya Türkiye'den girişimci bekliyoruz. Genç girişimciler. Boşnak kökenli olsa da olmasa da. Sırbistan onlar için artık yatırım yapabilecek bir devlet oldu. Türkiye Bulgaristan'a, Romanya'ya, Arnavutluğa çok büyük yatırımlar yaptı. Evet. Sırbistan bütün Balkanların merkezi gibi. Aslında Sırbistan'a gelmek lazım. Sırbistan'a geleceklerse Novi Pazar'a gelsinler. Yani benim Türkiye'deki vatandaşlara, Türkiye'deki arkadaşlarımıza yani söylemek istediğimiz buydu. Peki Novi Pazar'a gelmeleri için elbette ki burada onlara yönelik çalışmaların olması gerekiyor. İşte az önce evet. söylediğiniz bir fuardan bahsettiniz. Bu yatırımcılara yönelik özel çalışmalarınız var mı? Hani sonuçta rahata gelir yatırımcı. Yani evet. orada yatırımcı kurumlarınız, işte buna yönelik kurumlarınız ya da destekleriniz var mı acaba? Tabii. Yatırımcı dediğiniz gibi para nerede kazanabilirse oraya gider. Biz burada özel hükümetten özel bir statüse girdik. Onu da özellikle söylemek istiyorum Türkiye'deki yatırımcılara. Her bir kişiye iş verirseniz, 50 kişi üzerinde çalıştırıyorsanız her bir kişi için 4000 euro hibe veriyoruz. Yani 4000 kişi başına. Yani bu çok büyük, çok önemli bir olay. Gerçekten her yatırımcının istediği bir şey. Onu o Novi Pazar ve Sırbistan birkaç şehir daha onun özel statüsünde. Gerçekten bununla birlikte biz Türkiye'deki yatırımcıları getirmeyi ve getireceğimize inanıyoruz. Bizim Novi Pazar Belediyesi son birkaç yıl içerisinde Türkiye'deki birkaç belediyesiyle iş protokolü ve kardeşlik protokolü imzaladı. Onun başında Pendik Belediyesi var. Pendik Belediyesi bizim buradaki bitirmemiş bir spor salonu bitirmeye çalışıyor. İnşallah bu sene de onu da bitirecekler. Ondan sonra Bayrampaşa Belediyesi, Yalova Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iş protokolümüz var. Şu anda hazırlıkta olduğu bir Bornova Belediyesi ile bir kardeşlik protokolü hazırlıyoruz. Yani birkaç belediye ile bunları beraber birlikte çalışıyoruz. İnşallah 2012 yıl bir birlik yıl olacak. İşte Sayın Davutoğlu'nun dediği gibi bir barış yılı olacak. Onu da bütün dünyaya göstereceğiz buradan. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Için. Rica ederim. Siz de geldiğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah gelecek sene de burada bizimle birlikte olursunuz. İnşallah. Evet, Novi Pazar'daki söyleşilerimiz burada sona erdi. Ama biz Sırbistan içerisinde sizlere çeşitli konularda yine bilgiler vermeye ve çeşitli başka şehirlerden seslenmeye devam edeceğiz.